Merhaba efendim. Bugün barımızda yalnız kaldık. Tek başımızayız, kuş başımızayız. Gelmiyorsunuz bana konuk olarak. Böyle koskoca böyle 4 metrelik bardan size tek başıma sesleniyorum. Nasılsınız inşallah? Günün ismi Salı. Salı sallanmaz. Bana göre bütün günler aynı kardeşim. Kralı olsun gelsin, ben o güne gün demem, gün benli olmadıktan sonra. Günüm neşeyle dolmadıktan sonra ister pazar olsun, ister pazartesi, ister cumartesi, hiç fark etmez. Keyfiniz yerinizde mi? Bırakın gün isimlerinde insanlar koymamış mı? Sallayın gitsin ya. Bugün aklımda güzel bir konuyla geldim. Olaylara, insanlara, kavramlara, sanata, edebiyata veya popüler konulara, müziğe, filmlere gösterdiğimiz ilgi, onları kafamızda nereye koyduğumuz, neye göre? Yani neye göre ölçülendiriyoruz? Neye göre birine, bir olaya veya bir kavrama ilgi gösteriyoruz? Örnek alalım. Bir yazar. Daha belki 3-4 kitap çıkartmış, bir türlü tutturamamış, çok satanlar listesine girmemiş bir yazar. Sizin için değersiz midir? Size göre o göz ardı edilmesi gereken bir durum mudur? Ben bunu çok sorgulamayı seviyorum. Yani çünkü ben pek öyle biri değilim. Örneğin bir Stephen King okursun, Kara Kule romanını okursun veya bir ton şey var, o var ya, it, he. Onu okursun, daha o kadar şartlanmışsındır ki daha almadan onun gördüğü kabulden dolayı büyük bir merakla direkt şüphesiz parayı basıp onu almaya gönüllüsündür. Yani daha almadan. Ben şöyle düşünüyorum dostlarım. Yani benim için bir romanı okumam, bir şiir kitabını okumam için ille de onu yazan kişinin popülaritesinin onaylanmış olması gerekmiyor kardeşim. Onun gerçekten güzel yazması gerekiyor. Ya şansı yoktur, destek bulamamıştır, bir yayın eviyle anlaşamamıştır. Kitabını çıkarmak için kendi birikimi, bir parası, sermayesi yoktur. Ne yapsın kardeşim? O zaman o çirkin yazı yazan veya çirkin şiir yazan bir şair mi, yazar mı? Asla böyle düşünmüyorum. Bunların hepsi toplumun sizde sağladığı implantlarla ilgili bir şeydir kardeşim. Ön yargılardır. Bilinçaltınıza toplum ekmiş. Siz de ona göre, onun sağladığı değerlere göre sanata, kitaba veya bir şiire not veriyorsunuz. Oradan bir gıcırtı geldi de ona bakıyordum. Tekrar dediğim gibi, mesela bir arkadaşım diyelim bir kitap çıkardı. Yani bir şey de kazanmıyor diyelim. Bana hediye etti. Hediye etmesini bile beklemem kardeşim. Aynen ücretine 50 mi, 100 mü, 150 mi? Biz öyleyizdir yani işime. Biz aynen veririz, toka ederiz, uzaktan havale ederiz, EFT ederiz bankalar farklıysa. O kitabı ediniriz ve okuduğumda gerçekten bana bir şeyler veriyorsa, beni benden alıp böyle sürüklüyorsa benim için en popüler dünyadaki yok satan yazarlarla hiçbir farkı yoktur. Ben böyle düşünüyorum. Aynı konuyu şarkı konusu için de düşünüyorum. Yani şarkıcıların durumu ile ilgili de ben aynı fikirdeyim. Böyle olursanız çünkü dağarcığınız daha zengin oluyor. Renkleriniz sadece etiketlerle sınırlı olarak sizin üstünüze böyle yansımıyor. YouTube'da görüyoruz değil mi? Eşimiz dostumuz işte single çıkarıyor, bir şeyler yapıyor. Bazı bu yeni şarkı çıkaranlar veya kıyıda kalmış, köşede kalmış bir türlü toplum önünde bir numara veya top liste girmemiş olanlar hiç dikkatinizi çekmiyor değil mi? Haberiniz bile olmuyor. Ama ben bazen bakıyorum, örneğin bir arkadaşım bana atıyor, harika şarkı abi, harika şarkı, beste harika, okuma harika, altyapı, müzik harika. Ondan sonra bakıyorum, ama bu adam ortada yok. Barlarda çıkmıyor, söylemiyor, teklifler almıyor. Ama işin özünde, o şarkı güzel mi? Kulağımdaki pasları böyle alıyor mu? Beni coşturuyor mu? Bu önemli. Sizde de bu önemli olmalı. Yani işin gerçeğine göre değerlendirmesini yapmak. Ben buna çok önem veriyorum. Yani
şarkı güzelse güzeldir. E ne olacak? Ben de içine içine diye şarkı yaptım. Ne oldu? Arka planda kaldı. Niye? Çünkü plakçı desteğim yoktu. Hiçbir plak şirketiyle gör götüm yolları deyip kapısında sabahlayıp anlaşmayla bu işe girmediğim için şarkı öyle YouTube'da duruyor. 1500-2000 izlenmede duruyor. Ama birçok dinleyen abi bu şarkı niye meşhur olmadı diyor. Lan niye meşhur olmadı? Önce emek harcayacaksın, gideceksin, araştıracaksın yapımcıları. Hatta kapısında değil mi? Kapısında sabahlayacaksın, onların kıçını yalayacaksın. Büyük payla anlaşmalarına imza atacaksın falan. Ben bunlara girmemiştim. Şeyimin keyfine ta ne zamandı? Bundan 5 yıl önce 5000 liramı verip şarkıyı kendime almıştım. Söz müzik Ömer İlhami Dalman kardeşim. Bu konuyu her türlü kavramla örtüştürebilirsiniz. Örneğin başka ne olabilir? Ressamlar da aynı durumda değil mi? Yani internette, sosyal medyada görüyoruz. Nice muhteşem resimler yapan ressamlar var. Digital art yapanlar var. Dijital sanat yapanlar var. Yani çoğumuzun hiçbirinden haberi yok. Ama ben hepsinin Instagram sayfalarını sanki onlar starmış gibi takibe alıyorum. Yani çünkü bir şey gerçekse, gerçekten size dokunuyorsa gerekli önemi görmeli. Ben buna inanıyorum. Yoksa Picasso çok meşhur değil mi? Van Gogh çok meşhur. Kulağını kesmiş. Gel ben de şeyimi keseyim. Beni de meşhur edecek misin o kadar? Yani şeyimden bir tane yuvarlığa kessem, hani bir yumurtayı kessem ben de meşhur bir ressam olur muyum? Veya meşhur bir konuşmacı olur muyum? Bak konuşun bana da gelecek. Yani gerçekten böyle. Nice evinde resim yapan insanlar var. Yaşlısı, genci. Koyuyorlar Instagram'a veya el altından birbirlerine atıyorlar. Ne muhteşem tablolar var. Ne muhteşem eserler var. Ben böyle düşünmenizi size öneriyorum. İşin gerçeğinin üzerinden bir şeye yaklaşın. Toplumsal anlamda büyülenmiş olan, kabul görmüş olan üzerinden değil, size bilinçaltınıza ekilmiş olan implantlar üzerinden yargılarla yaklaşmayın. Hiçbir kavrama diye bu konuşmayı yapmak istedim. Barımda kuş başıma. Ha ondan sonra gelelim bana. Ben mesela benim kendime göre kendi ittirek attıra sağladığım o emek sonucunda güzel bir kitlem var. Hatta yani benim için fedailik yapabilecek kadar beni seven bir kitlem var. Bazıları böyle, bazıları hakikaten manyağım benim. Bazıları çok yakın dostum. Ama yani süper yapımlar, orada ışık, burada mikrofon falan filan böyle çubuklu mikrofonlarla bu işe girmiyorum. O kadar uğraşmayı sevmiyorum. Yani sevmiyorum. Ben böyle şeyimin keyfine yapmayı seviyorum ve elimden geldiğince bazen derin olmaya, bazen manyaklaşmaya da özen gösteriyorum. Beni bu halimle izleyip sen bir fenomensin abi diyen ilk kişi bir kere Hayrettin'di. Biliyorsun Star TV'deki Hayrettin Show'u yapan kişi. Oydu. Bak ne güzel. Adam öz anlamda, gerçek anlamda insanı veya kavramları değerlendirmeyi bilen bir insanmış demek ki. Yani bana abi sen bildiğin starsın diyenler var. Yani ama orada burada ayakta şov yapmıyorum, stand-up yapmıyorum kardeşim. Gerekli özen gösterilse, belli bir yatırım planlansa, işin bütçesi planlansa, bu işe tamam her türlü her yerimle soyunuyorum desem, belki bir işe çevrilecek, belki ne bileyim belki yüzlerce bin lira kazanacağım. Ama yapmıyorum kardeşim, sorumluluk almayı sevmiyorum o kadar da. Bir ton detayla uğraşmayı sevmiyorum ama size önerim insanları onların yaptıklarına, toplumun kabulleri, sistemin dayatmasıyla sağlanmış etiketler aracılığıyla değil, gerçekten işin özüne, o insanın özüne inerek bakın demek istiyorum ve barımda demlenmek üzere size şimdilik veda ediyorum. En yüksek aşkız biz.